Fatih Sultan Mehmet böyle bir kan, böyle bir şeyi nasıl yazılı hale getirmiş? Bu olamaz demez mi? Ebu Suud Efendi söylemez mi? Kemal Paşa Zade söylemez mi? Akşemseddin demez mi? 300 senenin alimlerini sanki dilsiz şeytan gibi değerlendirmek nasıl olur? Sevgili dostlar, hepinizi muhabbetle selamlıyorum. Tabi Osmanlı ile ilgili tartışılan çok mevzular var. Bunlara cevapları veriyoruz, cevaplar veriliyor. Kimisi sağdan bakıyor, kimisi soldan bakıyor. Kimisi tenkit etmek için bir şeyler araştırıyor. Kimisi aklınca, tabi aklı, mantıki, kendince delillerle bir şeyler söylüyor. Ama en tartışmalı noktalardan bir tanesi kardeş katli meselesi. İnşallah bu konuyu böyle kısa, tenkit edilen noktalarına kısa kısa değinmek suretiyle bazı cevaplar vereceğim. Çünkü kardeş katlini neredeyse hiç kimse ya anlamıyor veya anlamak istemiyor veya birilerinin hoşuna gidecek şekilde konuşmayı seviyor. Öyle ya. Tenkit gelebilir kendisine. "Vay efendim sen kardeş katlini nasıl savunursun? O çocukların öldürülmesini nasıl savunursun? Nasıl onları desteklersin?" falan böyle e eh, Çekiniyor. Ne yapıyor? Bu defa efendim hataları olabilir gibi ifadelerle geçiştirmeye çalışıyor. Hataları olabilir. Onların da hataları olabilir. Yahu kardeşim hata dediğin şey basit bir şey değil senin. Yani ona hata dediğin zaman basit bir hata değil. Yani diyeceksin ki, suçsuz kardeşlerini öldürmek veya oğullarını öldürmek hafif basit bir hata olarak göreceksin ve geçiştireceksin. Adamın canını okurlar. Öyle bir anlayış yok. İkincisi bunu bir kişi yapmış değil. Osman Gazi'den bakıyorsun ta 3. Murad'a kadar 300 sene uygulanan bir husus neredeyse. 300 sene neredeyse uygulanmış. Bunu nasıl bir basit bir hata diyerek geçebilirsin, söyleyebilirsin, konuşabilirsin. Olacak iş değil. E tabi ne bu? Çabucak kurtulma. Hemen o köşeden dönme. İşte bir hata. Yarın o gider ya bu hata olmuş. Nasıl hata ya? 300 sene hata mı olur? 300 sene boyunca. Bir kişi mi yaptı bunu? Bir kişinin yaptığını hata dersin. Oğlu yapmaz. Oğlu yaptıysa torunu yapmaz. Evet. Yani öyle basit bir hata diyerek geçip gidenlere aldanma. Aldırma. Anlamaya çalış. Bilmeye çalış. Öğrenmeye çalış. Sevgili dostlar. Tabi burada siz anlatmaya başladığınız zaman da ilk şey şu. Bunun hukuki geçerliliği ne? Hukuki boyutu ne? Hatta bazısı hemen Kur'an-ı Kerim'de var mı bu? Öldürebilir mi? Falan böyle ifadeler. Yani elbette ki hukuki zemini çok önemli. Birincisi bu. Kişiler de bunu soruyor. E Osmanlı'yı biz de diyoruz ki hukuksuz bir devlet değildir Osmanlı. Çadır devleti değil. Osmanlı İslam hukuku ile idare edilen bir devlet. Bakın şimdi eğer ben bunu kafasına göre hata etmiş diyorsam, istediği gibi öldürmüş diyorsam ve en önemli bir mevzuda Osmanlı hukukun dışına çıkıyorsa her zaman çıkabilir. Her zaman çıkabilir. Bu neyi getiriyor beraberinde? Beraberinde başka daha da büyük sıkıntıları getirebilir. Herkese bu söz hakkını sen ona tanımış olursun. Eğer burada hukuksuzluk yaptıysa her yerde yapabilir. Adam söylemez mi bunu? Oysa biz ne konuşuyoruz? Osmanlı bir hukuk devletiydi ve İslam hukukuna göre idare ediliyordu. Öyleyse bunun cevabını vereceğim ben. Ama sadece böyle ya Kur'an-ı Kerim'de var mı diyen ahmaklara değil. Yani nedir birincisi? İslam'ın delillerini, şer'i delilleri, İslam hukukunun kaynaklarını bilmek lazım. Bunu bileceksin. Bunu kabul etmiyorsan, e ee ben güneşi kabul etmiyorum demek gibi bir şey. Kur'an-ı Kerim, Hadis-i Şerif, icma Ümmet, Kıyası Fukaha. Bu dördünü bilmeden böyle bir şey olmaz. Hatta yine e, İslam hukuku hükümdara bazı haklar tanıyor umumi menfaati için. Siyaseten katıl diyoruz biz. Tazir cezaları diyoruz. Hükümdar halkın menfaati için bazı kararları ve tazir cezalandırma hakkına sahip. Mesela bazen örf hukuki olmuyor mu? İslam alimleri belli yerlerde İslamiyet'e ters düşmemek kaydıyla bunları ne oluyor? Kural olarak şer'i hukukun içerisinde değerlendirebiliyorlar veya örfi hukukun içerisinde değerlendirebiliyorlar. Bunu görmek lazım. Şimdi peki kardeş katli meselesinin hukuki delilleri ne? Burada iki şık ortaya çıkıyor. Bir, açıkça isyan etmiş olanlar. Bu bagi sınıfı içerisinde değerlendiriliyor. İsyan etmiş. Yani meşru devlete, halifeye, hükümdara isyan etmiş kişiler. Bunların öldürüleceği Kur'an-ı Kerim'de de açıkça yazılı. Söyleniyor ve İslam büyükleri de fetvayı anında veriyorlar. Bu noktada herhangi bir şey yok. Tartışma yok. Çok net. Nitekim kardeş katli deyince hepsini böyle durduk yerde öldürüldü zannetmeyin. Burada bagi olanların durumu var. Mesela Cem Sultan açıkça isyan etti. Açıkça karşı çıktı. İkinci Bayezid Han meşru hükümdar olarak tahta oturduğu halde ona biat edildiği halde ne yaptı Cem Sultan? İsyan etti ve bu isyan dolayısıyla savaş çıktı. Burada kardeş katliyle öldürüldü diyemezsiniz. Mesela Şehzade Bayezid babası Kanuni'ye isyan etti. Bu isyanın neticesi itibarıyla öldürüldü. Mesela Savcı Bey 1. Murad'a isyan etti babası. İsyan etti ve o isyanın neticesi itibarıyla öldürüldü. Mesela 2. Murad'ın kardeşi Mustafa 6 yaşındaydı. İsyan etti ve isyanın neticesinde öldürüldü. Bakın kaç tanesi isyan. Mesela yine biz biliyoruz ki Fetret dönemindeki kavgalar, dövüşler e bütün bunların hepsi bir isyanın ve bir tanımamazlığın neticesinde ortaya çıktı. Ama bunlar hep devam ediyor. Bir öncesi bir sonu. Fatih Sultan Mehmet de bunu kanunname haline getirdi. Kanunname haline getirdi. Bunu yazdırdı. Fakat bunu yazdırırken bu kardeş katli atan ve dedem kanunudur. Yani bana kadar uygulanarak geldi diye ifade etti. Çünkü isyan etmeden de öldürülen yani muhtemelen isyan edeceği için öldürülen de oldu. Kim gibi Yakup Çelebi gibi Yıldırım Bayezid Han ve orada bulunan ulema tarafından katline, öldürülmesine karar verildi ve öldürüldü. Bakın iki yönde hem isyan ile öldürülenler var hem de isyan etmeden öldürülen var. Peki burada ne var? Burada biz isyan edenlere doğrudan yüzde yüz hakkı olmadan demiyoruz. Çünkü saltanatta, mülkü, mevrusta hakkı var açıkça hepsinin. O hakkını elde etmek için çırpınıyor. Mesela onun için de bunları küfürle öldü demezsiniz. Bir hakkı var çünkü orada. O hakkı dolayısıyla isyan ediyor. Mesela Osmanlı öncesi Selçuklularda, Büyük Selçuklularda, Anadolu Selçuklularında, Gazneli'de, Karahanlı'da hepsi o hakkı olduğu için devlet arazisinde toprağında hep isyanlar oldu. İki aylık çocuk isyan eder mi? İki yaşında çocuk isyan eder mi? Onlara adına isyan etti devlet adamları. Onları söyleyerek onlar adına devlete veya işte tahta oturan hükümdara isyan ettiler. Kendisi etmedi. Kendisi etse belki çok fena duruma düşer. Ama kendi değil onun adına. Onun hakkı var çünkü. Dolayısıyla da herkes onun etrafında toplanabiliyor. İşte bu fitnedir. Bu gelecekte muhtemelen büyük ihtimalle isyan edebilir demektir. Ve hep böyle geldi maalesef. Şimdi buna tedbir almak lazım. Buna çare bulmak lazım. İşte bu noktada mesela kaideler var. İslam'ın kaideleri var. Bunları mecellede de görüyoruz. Bir şaheser olan mecellede görüyoruz. Ve kardeş katlinin temelleri de işte mecelledeki bu kaidelere, İslam'ın bu hükümlerine dayanıyor. Nedir bunlar? Mesela zararı ammı def için zararı has ihtiyar olunur. Umumi bir zararı def edebilmek için hususi bir zarar. Yani bu geneldir arkadaşlar bütün bu hükümler. Misal yangın çıktı, evler yanıyor. Bu yangının bütün şehri yakma ihtimali var. Siz Yangının etrafındaki yüzlerce evi hemen o esnada yıkabilirsiniz. Adamın evine niye dokunacaksın? Dokunamazsın. Ama binlerce evi kurtarabilmek adına yüzlerce evi. Mesela orman yangınlarında yanmamış yerleri hemen ağaçları kesiyorlar, değil mi? Yangını önleyebilmek için birtakım şeyler yapıyorlar. Aynı husus burada da geçerli. Mesela herkes malını istediği fiyata satmaya mecbur. Ama gıda maddelerini iki kat, üç kat yüksek satanlar bugün de olduğu gibi. Çıktığı zaman hükümet ne yapıyor? Hakim istediği zaman bunlara değeri üzerinde bir fiyat, bir nar koyuyor. Bundan yukarı satamazsın diyor. Karar alıyor. Oysa senin malın herkes istediği gibi satabilir diyebilirsin. Umumun menfaati. Şimdi burada da bir isyan hukukunda, Binlerce kişinin, on binlerce kişinin ölmemesi için ne yapıyor? Hususi zarar. Bir kardeşinin, üç kardeşinin, beş kardeşinin ölümünü uygun görüyor. Zararı, zararı eşet, zararı eh, ehaf ile izale olunur. Bakın zararı eşet, büyük zarar. Zararı ehaf ile, küçük zarar ile izale olunur. Küçük zararı seçersin, büyüğünden ne yapılırsın? Kurtulursun. Yine kardeş katlinin ikinci bir mecelledeki sözü. İki, i̇ki fesat tearruz ettikte ehaf ile irtikab olunur. İki zarar karşı karşıya geldi. Birisi büyük, birisi küçük. Sen küçüğü seçerek büyüğünden kurtarırsın. Bakın üçüncü. Ehveni şerreyn ihtiyar olunur. İki tane şer var. Ama birisi çok büyük bir şer, çok büyük bir felaket. Birisi ona daha göre daha küçük. Ne yaparsın? Küçük olanı seçersin. Mesela kolun kesilecek, kangren oldun, bütün vücuduna sıçrayacak. Vücuda sıçramaması için kolunu feda edersin. Bak, kendin de feda ediyorsun. Vücut gitmesin, millet gitmesin, devlet gitmesin, din gitmesin diye kardeşine kıyıyor. Def'i mefasit celbi menafiden evladır. Müfsitlerin def'i faideden evladır. O çocuğun yaşaması bir faideydi. Peki aynı zamanda bir fesat sebebiydi. O zaman fesadın olmaması için diğerini seçiyorsun. Yani diyorsun ki menfaat şurada kalsın, zararı vermesin. Zarar vermesin, zarardan uzak dur. Şimdi yine Kur'an-ı Kerim'de el fitnetü eşeddü minel katil. Fitne adam öldürmekten çok daha büyük zarardır günahdır. Fitne evet çok ağırdır. Şimdi burada fitne işte bütün bunlar sebebiyle alimler, hukukçular sustu arkadaşlar ve fetva verdiler. 300 sene. Padişahlar yapsa bile 300 senenin alimleri susmaz. 300 senenin alimleri sen ne yapıyorsun sultanım nasıl öldürtüyorsun demez mi? Fatih Sultan Mehmet böyle bir kan, böyle bir şeyi nasıl yazılı hale getirmiş? Bu olamaz demez mi? Ebu Suud Efendi söylemez mi? Kemal Paşa Zade söylemez mi? Akşemseddin demez mi? 300 senenin alimlerini sanki dilsiz şeytan gibi değerlendirmek nasıl olur? Kaldı ki Fatih Sultan Mehmet ekser ulema bunu tecviz etmiştir dedi. Yani ulema burada cevaz verdi. Osmanlı padişahları Kendilerine bir hak verildiği halde bunu alimlerden fetva almadan da uygulamadılar. Bakın bu kadar da önemli. Fatih Kanunname'ye ekser ulema bunu tecviz etmiştir diyor, buna cevaz vermiştir. Yani ben kafama göre yapmıyorum. Nitekim öldürülmelerini de farz veya vacip demiyor, münasiptir diyor. Daha sonra bu kaldırılacak, kaldırılınca da hiç kimse bunu niye yapıyorsun demeyecek. Niye yapmıyorsun demeyecek. Bakın ona da uyacaklar. Bunları anlatacağız. Fakat şuraya kadar olan şeyler neyi gösteriyor? Neyi gösteriyor sevgili dostlar? Osmanlıların hukuk çerçevesinden asla ayrılmadıklarını gösteriyor. Burada kardeş katlinin bir hukuki zemininin bulunduğunu gösteriyor. Onlara siyaseten katılda yine İslam hukukunun tazir cezaları verdiğini gösteriyor. Onların bunu İslam alimlerine sormadan, fetvalarını almadan yapmadıklarını gösteriyor. Osmanlı'nın en büyük hukukçularından biri olan Kemal Paşazade, çü baştır memleket ana ten, yaraşmaz iki başlı olmak beden. Bir bedende iki baş olmaz, bir ormanda iki arslan olmaz, bir kında iki kılıç olmaz. Bir Gökte iki güneş olmaz ve bir tahta iki sultan olmaz. Yaraşmaz iki başlı olmak beden. Bir kilim üstünde uyur on geda, bir iklime sığmaz iki padişah. Bir iklime iki padişah sığmaz. Sığarsa uyku uyuyamaz onlar. Uyku, dervişlik değil bu. Uyku uyuyamazlar. Acaba baş bir fesat mı çıkar diye. Nitekim bu fesadın yüzyıllarca çıktığını gördük. Bu fesattan ibret alınmayınca devletlerimizin kısa sürede parçalandığını, yok olduğunu gördük. Osmanlı'nın neden 622 sene devam ettiğinin şifrelerini de bu uygulamalarda görüyoruz. Devlet yok olsun canım, devlet bassın, devlet gitsin ama bir kişi ölmesin falan diye bakıyorsak ne harp olur, ne kıtal olur, ne cihad olur, ne savaş olur, ne düşmana karşı mücadele olur. O bir kişi ölmesin. Dursun değil mi? O zaman cihat da biter. O zaman savaş da biter. O zaman vatanı savunma da biter. Demek ki hukuki zeminlerini bilelim. Sadece neden bunu yaptılar diye burada sorgulayalım sevgili dostlar. Bunu gördüğümüzde Osmanlı'nın hukuk dışına çıkmadığını net bir şekilde görmüş olacağız. Ve inşallah kardeş kalpli meselesine daha çok devam edeceğiz. Hepinize muhabbetlerimi sunuyorum.